Evet, kıymetli takipçilerimiz, hepinize iyi akşamlar. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, yaklaşık 30-40 dakika boyunca bugün akşam sizlerle birlikte canlı yayında olacağız. Ve konuğumu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Nazan Valpot Hanım bugünkü konuğumuz. Konumuz sağlık. İsviçre'de de korona gündemi korumaya devam ediyor, konuşulmaya devam ediyor. Vaka sayıları, yeni vaka sayıları düşmeye başladı. Ve kronik hastalar, yaşlılar için artık hayat normalleşmeye giderken onlar için önem giderek daha da artıyor. Ve bunların ayrıntılarını Nazan Hanım'la yayınımızın akışı içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Nazan Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum Cemil Bey, Post Gazetesi'ne ve size. İyi Ramazanlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Biz de buradan tekrardan takipçilerimize hayırlı Ramazanlar diyerek programımıza başlayalım. Nazan Hanım, evet, programın başında bahsettim. İsviçre'de de gündem korona olmaya devam ediyor. Korona konuşulmaya devam ediyor. Hemen ilk sorumuzla başlayalım dilerseniz. Genel bir soru. Koronavirüsü hangi kanallardan bulaşıyor? Virüs taşıyan bir kişi ne zaman bulaştırıcı olabiliyor? Koronavirüsü damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Damlacık yoluyla derken yani birinin üzerine öksürürsek, aksırırsak, bir yüzeye öksürür, aksırırsak saçtığımız damlalar aracılığıyla bulaşan bir şey. Bulaşkanlığı yani bulaştıktan sonra 14 gün, 2 ile 14 gün içerisinde hastalığı kuruçka devresi o kadar sürüyor. Geçirebilirsiniz. Bulaşkanlığı konusunda daha şikayetler çıkmadan 2 gün önce etrafa bulaştırdığınız söyleniyor. Normalde bir hastanın bulaşkan olmamasını kararımızı en az 48 saat bütün hastalığı geçirecek. 48 saat şikayetli olmayacak. Yani o 10 günlük bir Evet. karantina alıyoruz ya. Ondan sonra karar veriyoruz ve diyoruz ki artık bulaştırıcı değildir. Peki koronavirüs herkes için bir tehdit olduğu aşikar, bu bilinen bir şey. Ama yüksek tansiyon, diyabet, kalp yetmezliği gibi kronik hastalar için neden çok daha büyük bir tehlike? Şimdi koronavirüsle girişte söylemem gereken 2-3 şey daha var. Hani bir yanılgı var. Temin atladım. İlk sorunuza bağlayacağım. Ondan sonra kroniğe geçeceğim. Yani koronavirüs ailesi zaten bilinen bir aile. 1960'lardan beri tanımlanmış. Virologların bildiği bir virüs ailesi. Ama insanlarda pek hastalık yapmıyordu. Hayvanlardaydı ağırlıklı. İşte 2002 bu SARS salgını yaptı. Öldürücülüğü çok yüksekti onun. %10-20'lerdeydi. Sonra MERS salgını geldi 2012'de. Biliyorsunuz siz de takip ettiniz. Evet. %30'larda ölüm oldu. Şimdiki COVID yani üçüncüsü insanda hastalık yapan. Özellikle kronik yani ilk vakalar tabii Çin'den geldi. Çin'den edindiğimiz yayınlar eşliğinde özellikle kronik hastalığı olan, yaşı 60'ı, 65'i geçmiş olan insanlarda daha ağır seyrettiğine dair yayınlar oldu. Yani yoğun bakıma gidenler, ölenlerin çoğunun bir kronik hastalığı vardı. Kronik hastalık derken diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalığı, felç, böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, bağışıklık sistemi hastalığı ve kanserleri kastediyoruz. Bu bakımdan yani bu hastalar risk altında. Şimdi ama bu tansiyon kısmı biraz spekülatif oldu. Bize çok hasta geldi ya tek ilaçla idare ediyorlar. Hocam biz risk grubu muyuz? İşte biz evden çıkmayalım mı? Şimdi tek genç bir hasta diyelim 66 tek tansiyonu var ve iyi ayarlıysa yaşı ileri bile olsa iyi ayarlıysa bunu risk olmaktan biraz yani relative ettik. Çünkü biliyorsunuz tansiyon çok geniş bir popülasyonda çok sık görülen bir şey. Yani en az %30-40'ımızda bir tansiyon hastalığı var insanların. Onu relative ettik. Dedik ki iyi ayarlı olmayan organ tutulumu da gösteren tansiyon hastalığının risk faktörü vardır diye. Kronik hastası yani risk faktörü önemsenecek hasta grubuna koyduk. Peki Nazan Hanım, bu durumda yukarıda az önce de saydığım hastalıklarla bağlarsak
kalp ameliyatı ve benzer konuda ameliyat olması gereken hastalar ameliyatlarını şu durumda ertelemeli mi? Kusura bakmayın. Ben de biraz rehavetiyle gecenin yemek yiyince. Evet. Yok, hayır, bu çok önemli bir konu. Yani bu sorduğunuz soru çok önemli. Çok teşekkür ederim Cemil Bey. Çok da tartışıldı. Kolateral zarar dediğimiz olaylar gözlemledik bu COVID salgınıyla. Yani hastalar, şimdi biliyorsunuz Bundesrat'ın kararları eşliğinde biz rutinleri, elektif hastaları ertelemiştik. Hastaneleri tamamen koronalı hastalara açtık. 17 Mart'taki olağanüstü halden sonra 27 Nisan'a kadar. O dönemde başka ülkelerde de aynı şekilde çalışıldı. Yani hastaneler neredeyse sırf koronalılara hizmet verdi, acil değilse. Yani aciller geldi ama rutinleri veya hani başka şikayet olanları ötelemiştik. Fakat şunu gözlemledik. Hastalar, yani diyelim ki bu bypass ameliyatı acil olmayabilir. Ama yani 2-3 haftada da yapılabilir, 4-5 haftada da, bazıları öyle. Ama onu gördük ki o büyük zarar. Yani hasta korkuyor, COVID yüzünden gelmiyor. Bu sefer diyelim geçirmeyeceği kalp krizini geçiriyor veya geçirmeyeceği felci geçiriyor. Biz ona kolateral zarar diyoruz. Bu yüzden hastalarımız uyarır olduk. Tek tek aradık. Hani ben dahil bütün ekip, lütfen hani şikayetiniz varsa, hani bu bizim dediğimiz elektif başka elektif, yıllık kontrolüne geliyor. Hiçbir şikayet yok. Hani o bekleyebilir ama sizin şikayetiniz varsa mutlaka gelin. Çünkü hastanelerimizi zaten onlara göre ayarladık. Hani COVID'liler, COVID'li olmayanlar diye şeyi bile. Hani ultrasonda bile COVID'li ultrason, COVID'siz ultrason, acil, COVID'li, COVID'siz. Yani lütfen korkmasın hastalarımız. Halen de öyle. Yani olağanüstüyü geçtik, konuşacağız sonra. Hani pembe döneme geçişte Evet, de. aynen. Yani hiç korkmamak lazım. Geliniz lütfen, ameliyatınız olacaksanız olunuz. Mesela kanser hastaları şikayeti var, anormal, yani olmayan bir şikayet, olmaması gereken bir durum. Hani geç gelirseniz ilerlemiş fazında gelmiş oluyorsunuz. Lütfen lütfen doktorunuza gidiniz, korkmayınız, önlemleri aldık biz. Çok güzel. Evet, içinde bulunduğumuz ay Ramazan, şu anda da oruçlar evet devam ediyor. Şöyle de bir soruyla konuyu da aydınlık getirmenizi istiyorum. Yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı sahip olanların oruç tutmaları sağlıkları açısından sorun olabilir mi ve ne tür sorunlar yaşayabilirler? Şimdi biz genelde, yani şimdi hekimlerle tabii din adamlarının arasında böyle şey, kronik hastalıklıyı pek oruç tutarken görmek istemeyiz. Yani hep korkarız, ilacını alamaz, işte aksatır, şeyini, yani hastalığın gidişatını kötü etkiler diye. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Yani şimdi şeker hastası eğer insülin alıyorsa veya oral diyabet ilaçları dediğimiz ilaçlar var ve bu genelde düşük şekere yatkınlığı varsa, hipoglisemi diyoruz biz ona, hipoglisemik krize sebep olabilir. Onlar da çok dikkatliyiz. Yani onlar komaya kadar gidebilirler. Onların mutlaka doktorlarıyla bir görüşmesi lazım. Zaten kronik hastalıklı biri oruca karar veriyorsa, tutmak istiyorsa mutlaka bir doktoruna danışıp acaba nasıl yapabiliriz de bunu en ideal şartlarda yaparız. Yani şeker hastalığında ilaç kullananlar, insülin özellikle alanlar biraz risk altında. Onu söylemem lazım. Lütfen diyabetoloğuyla konuşsun. İzin ne olursa yapsın. Yoksa zaten özürlüdür o rahatsızlığından dolayı. Yani Tanrı katında da hani affedilir. Diğeri hipertansiyon. Yani mesela tek ilaçla iyi ayarlı oluyorsa, 24 saatte bir alıyorsa o ilacı, yani 16 saatlik orucun bir sıkıntısı yok. Ama bazı hastalarımız var, 5 ilaç var, değişik saatte alıyor. Onu aksattırırsa o tansiyon kontrolden çıkabilir. Yani onların da lütfen doktorlarına danışmaları gerekiyor. Başka söylemek istediğim başka hastalıklar da var. Mesela yeni kalp krizi geçirdiyseniz son bir ay içerisinde, bu bir risk. Yeni ameliyat, bypass ameliyatı olduysanız bir risk son ay. Veya
felç geçirdiyseniz bir risk bir ay içinde. Böbrek yetmezliğiniz varsa oruç için büyük risk. Çünkü elektrolit dengeniz değişiyor. Zaten böbrek yetmezliği olan hastasınız. Çok fazla diüretik yani idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız bunlar risk altında. Bağışıklık sistemi çok baskılanmışsa bir insanın, evet bazıları oruç bağışıklığı güçlendiriyor diyor ama bazı hasta grupları var. Onlar zaten sınırda, hani onları korumak isteriz. Kanser tedavisi alıyorsanız, kemoterapi, hani bunların hep doktorlarına danışma. Hani ben şimdi toptan tutmasınlar demek istemem, kimsenin yani şeyini kırmak istemem ama çok dikkatli olmak lazım. Böyle hastalarda özellikle doktoruna danışıp ona göre oruç tutsun. Bize sorsunlar, bana da sorabilirler, hocam nedir diye, ben de yardımcı olurum. Şimdi hem İsviçre'de hem Türkiye'de dönem dönem sokağa çıkma yasağı veya sokağa çıkmanın kısıtlama uygulamaların geldiği dönemlerde hep yaşlılar sokağa çıkmamalı. 65 yaş ve üzeri sokağa çıkmamalı veya kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmayın şeklinde uyarılar yapıldı bu kesim. Ama ayrıntılı olarak bu kişileri sokakta ne gibi riskler bekliyor veya sokağa çıktıkları zaman hangi riskler bekliyor, ne gibi sağlıkları açısından hangi sıkıntılar yaşayacakları ile ilgili pek ayrıntılı bilgi verilmiyor. Bunu siz açıklayabilir misiniz? Yani sokağa çıkarlarsa sağlıkları açısından ne bekliyor bu insanları? Hatta bu da çok güzel bir soru Cemil Bey. Yani hakikaten bu önemli çünkü hatta yaşlı insanlarımıza yani yaş almış diyelim. Yanlış anlamasınlar. Yaş almış sevgili insanlarımız yanlış anlaşıldı. Sanki onlar riskliymiş gibi algılandı. Evet, aynen. Durumda. Neden yani, biz sorusunu sordular hep yaşlılar. Evet. Halbuki biz onları korumak için bütün bu önlemleri onları korumak için alıyoruz. Çünkü yani dünyada ölenlerin arasına yani ağır geçirenler biliyorsunuz %80 iyi geçiriyor bunu. Hafif geçiriyor bu hastalığı. %20 orta veya ağır geçiriyor. Bu %20'nin içerisinde %5 çok ağır geçiriyor ve ölenler sıklıkta. İşte bu %5'lik dilimin %95'i 60 yaş ve üzeri insanlar ve genelde bir de risk faktörü olan. Bütün dünya istatistiklerinde böyle. O yüzden yani bunları gerçekten hani bu ölümcül olabilecek enfeksiyondan korumak için evde kalın dedik ve topluma karışmayın dedik. Çünkü toplumda bu aktif dediğimiz yaşta olan insanlar taşıyıcı durumunda. Onlar sağlıklı görünüp hani bu %80 içerisinde olabilirler. Ayakta geçirebilirler veya işte dediğim ya hastalık 2 gün önceden başlıyor bulaşkan olmaya. Onlarla öpüşmesi, sarılması, tokalaşması, ne bileyim onların ellediği yeri ellemesi, onların aksırdığı veya öksürdüğü yeri ağzına, yüzüne, gözüne çünkü oradan alıyoruz mikrobu bulaş yoluyla veya alışveriş ettiğiniz yerde bulaşabilir size öyle bir yüzeye öyle birisi aksırdıysa veya öksürdüyse. Bu bakımdan yani bu kişilerin yaşı almış insanlarım şimdi 4 saat çıkabileceklermiş Türkiye'de de. Burada kısıtlama gelmedi ama yaşlılarımız uyudu burada İsviçre'de genelde. Yani dikkat etsinler, insanlar arasına karışmasınlar. Yani açık havada dolaşmanın bir sakıncası yok. Etrafında insan yoksa, o varsa da onlara 2 metre, Türkiye'de 1,5 metre diyorlar ama yani birisi bile sordu, bazıları 1 metre diyor hocam, birisi 1,5 diyor, 2 bunun doğrusu nedir? Tabii ki doğrusu ne kadar uzak olursanız o kadar iyi insanlara yaklaşmazsanız. Çünkü bu aksırmanın, öksürmenin de belli bir şeyi var, hızı var yani üzerinize gelebilir yine de. Mesafeyi koruyunuz, yaşlılarımıza söyleyeceğim. Açık havada dolaşın çok önemli, psikolojileri için önemli, bağışıklık sistemleri için önemli, uykuları için önemli hani. Yürüyüş çok önemli. Fakat maske, toplu taşımaya binmek zorunda kalırlarsa binmemeye çalışsınlar mecbur değilseler. Ama oldu da hani herkes taksiye binemeyebilir veya mesafeler uzak olur. Maske taksınlar veya alışveriş etmek zorunda kalırlarsa ki İsviçre'de bu iyi organize oldu. Hani yaşlılarımıza yardım ediyorlar. Yardım dernekleri alışveriş yapıyor ama gene de gitmek isterlerse biliyorsunuz bazıları ben görmeden bir şey alamam
şeyinde çok dikkatli olsunlar. O tehlike bulaştığı an riskli gruptalar, çok ağır geçirme riskleri var. Ağır geçirme riski ne demek? Bu COVID salgını, yani koronavirüs 2 dediğimiz virüs ağır bir zatüre yapıyor. Ve bu zatüre gelişmesini hiç anlayamıyorsunuz. Yani çok iyi giden biri birdenbire ağır bir nefes darlığıyla çok kısa bir sürede kötüleşebiliyor. Ve yoğun bakım şartları gerektiriyor. Hatta kalp damar yetmezliğine giriyor. Kalp yetmezliği oluyor. Bir çeşit kalp kası yangısı oluşuyor. Yani bir yandan solunum desteklemeniz gerekiyor. Bir yandan ECMO dediğimiz kalp damar sistemini destekleyici cihazlara ihtiyacınız var. Şimdi insanlar çok toplu gelmezlerse, kalabalık gelmezlerse bu servisi verebilecek durumdayız. Hastanelerimiz tam teşekküllü. Her şeyi yaparız. Bir insan 80 yaşında diye bırakmayız biz burada ölsün. Yani elimizden. Ama düşünün ki 80 yaşında geldi, 10-50 yaşında geldi ve sizin diyelim 10 tane aletiniz var. Bizim sürekli anlatmak istediğimiz bu. O zaman bir problem oluyor. Bu sefer diyorsunuz ki kronik hastalıklılar, yaşı biraz daha ileri olanları mı alalım? Yoksa 50 yaşında, şimdi bileyim 5 çocuk babası, hep bu tartışıldı ya basında. Hangi birine öncelik? Doktoru bu duruma düşürmemek için lütfen kurallara uyunuz. Yaşlılarımıza söylüyorum. Bizi o duruma düşürmeyin. Gerçekten bunun vicdani şeyi çok zor. İtalya'daki doktorlar bunu yaşadı. Evet. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun. Evet, şimdi pink aşamasını geçerim dilerseniz. İsviçre'de pink aşamasına geçiş yaptığı söyleniyor. Federal Sağlık Dairesi'nin BAG'nin afişleri de pembeleşti. Bu ne anlamı gelmekte? Ne anlamalıyız bundan? Vatandaşlar ne anlamalı? Pink'ten pembe afişlerden ne anlayalım? Pembe gönlüm sende Türkçe'de. Pembe tabii artık her şeyin biraz yumuşadığını anlatıyor. Şöyle ki epidemiyolojik olarak bir salgın başladığında ilk etapta, hani İsviçre'de de gözlemledik, ilk vakamız 27 Şubat'ta tanımlandı. O aralar hatırlarsınız tek tek insanları araştırıyorlardı. Dedektif gibi kiminle teması var, kiminle buluştu, izole ediyorlardı. Yakala, izole et, yakala, izole et, test et. Buna biz containment fazı diyoruz, birinci fazı epidemiolojinin. Sonra o çığırdan çıkınca, ki çıktı, Mart'ın işte ilk haftasında, ki ikinci haftası olağanüstü hale gittik. Çok fazla enfekte vardı. Artık tek tek şu şununla teması olmuştur, bu bununla falan diyecek durumu geçince epidemiolojinin ikinci fazı mitigation. Mitigation dedikleri olay zararı indirgeme, maksimal indirgeme. Hani bu şey eğriyi düşürme fazında. Orada ise işte bu dükkanlar kapandı, resmi daireler kapandı. İnsanları eve, yani evde kalmaya, home office yapmaya yönlendirdik. Ve şimdi çok iyi bir fazdayız. Yani o tepeyi Nisan'ın ilk haftasında gördük. Onlar peak'i gördükten sonra, yani tepe sayısını gördükten sonra bulaşkanlığınız azalıyor. Yani bir kişinin diğer kişilere bulaştırma sayısı var. Reproduksiyon sal diyorlar Almanca'da. Yani bulaşkanlık sayısı diyelim. Bu salgının başında 3 kişiydi. Yani bir kişi 3 kişiye bulaştırabiliyordu, çok hızlı yayılıyordu. Şimdi 1'in altındayız, 0.7'lerdeyiz. Bu istediğimiz bir sayı. Yani bu sayıyı koruyabilirsek, yani bu önlemlerle, aldığımız önlemlerle, ki şimdi gevşetiyoruz, onu konuşacağız, onun etkilerini. Biz pembe fazdayız. Yani artık yine şeye dönüyoruz. Herkesi tek tek test edeceğiz, izole edeceğiz. Test sayımız artacak. Otomatikman test et, izole et. Daha agresif containment fazı. Hatta duymuşsunuzdur, şey tartışmaları var, bu epi kullandırmak istiyorlar. Yani herkesi takip edebilmek için kimle teması oldu falan, onun tartışmaları var. Kişi haklarına saygı olur mu olmaz mı gibi. Yani o fazdayız. Bu pink fazı umarım aşı bulununcaya kadar veya iyi bir tedavi bulununcaya kadar böyle tutabiliriz. Tutamazsak, hani bu gevşetme yöntemlerine başladık ya, 27 Nisan ilk etaptı. Haftaya okullar açılıyor ve daha sonra yüksek okullar ve diğerleri.
yine büyük olasılıkla yine bir sıkılaştırmaya gideceklerdir. Yani enfeksiyon sayıları, insanlar kurallara uymazsa, mesafe, el hijyeni, maske taşıma. Çünkü ilk defa BAG'ye biliyorsunuz baştan beri maskeye karşıydı. Dünya Sağlık Örgütü gibi. Çünkü maskenin sadece aslında hastalık yayıcılarını için düşünüldüğünü ve öyle yayınlar da o yöndeydi, pozitifti. Ve de sağlık personeli için gerekli olduğunu vurguladı Dünya Sağlık Örgütü de. Fakat COVID'in bir özelliği var diğer virüslerden farklı olarak. Asemptomatikler var aramızda. O yüzden sürekli tartışmaya girdiler bilim adamlarıyla. Yani bu COVID öyle grip gibi değil. Hasta olduğunu anlamıyorsun yanındakini. Ona da taktıralım. Yani herkese hasta olduğunu hissetmeyene de taktıralım ki toplumu koruyalım. Ondan sonra da sayısal problemler oldu. O kadar maske var mı? Ne kadar? Çünkü 4 saatte bir değiştirmeniz gereken bir şey. İsviçre için hesaplamışlar 300 milyon gerekiyor 3 ay için. Yani mümkün değil diyorlar. Yani nereden bulacağız falan. Yani şimdi stabil kalır umarım. Kalmazsa ikinci dalga gelir. Ve bunu Temmuz'da diyen kötü niyetliler var aramızda. Umarım olmaz diyorum ben. Yani umarım halk kurallara uyar. Şimdi ikinci dalgaya gelmeden önce biz tedbir ve kurallarla da ilerleyelim. Şimdi pembe aşamada hijyen ve davranış kurallarında bir değişiklik olacak mı? Hatta bu daha da bir önem kazanmadı mı sizce? Çok önemli oldu. Dediğiniz doğru. Çok daha önemli oldu ve o yüzden flyerlara dikkat ettiyseniz ve şeye filme de maske de girdi. Yani evet. Şeyin yanında maske yoktu şimdiye kadar. Yine de mecbursunuz demiyorlar dikkat ederseniz. Önerilir deniyor. Otobüse evet. Binersiniz, dükkana giderseniz. Çok çok önemli. Mesafe koruyacağız. Yine ben hep aynı şeyi söyleyeyim. 2 metre ellerimizi sürekli iyi yıkayacağız. Uzun 20 saniye videolarda olduğu gibi. Minimale indireceğiz. Ramazan şimdi teravih namazı, işte Ramazan yemekleri. Toplu yani bunlar, iftarlar. Toplu işte bunlar aile içinde kalsa bu Ramazan süper olur. İlla ki hani toplu yenecekse de büfe olmaması mesela çok tercih olmalı. Yani büfede insanlar bir araya geliyor, eliniz giriyor, işte aksırıp şey yapabilirsiniz. Böyle şeylere dikkat edeceğiz. Peki az önce kısmen de siz bazı soruların cevaplarını verirken 11 Mayıs'ı da değindiniz. 11 Mayıs'tan sonra okullar açılıyor. Gastronomi ve restoranlar, gastronomi sektörü hizmeti giriyor. Orada da bazı tedbirler eşliğinde. Şimdi bu noktadan sonra kısmen İsviçre normalleşmeye doğru gidiyor. Ve tekrardan kronik hastalara ve yaşlılara değinmek istiyorum bu noktada. Sokağa çıktıkları zaman onlara ne gibi riskler bekliyor ve hangi tedbirleri almaları gerekiyor? Daha mı fazla? Çünkü artık insanlar birazcık gevşeyecek, rahatlayacak. Bu noktada onları halen risk beklediği aşikar. Ne gibi tedbirler almaları gerekiyor? Kesinlikle kalabalık saatlerde çıkmamaya gayret etsinler. Kalabalık saatler belli. Çünkü home office yapamayan insanlar çalışma saatlerinde yollarda olacak. Otobüse binmemeleri. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü enfekte olma riskleri artacak doğal olarak. Yani yaptığımız şu an nedir bizim? Aslında kontrollü bir enfeksiyon. Evet. Yani şey bitmedi ki koronavirüs. Yani sadece kontrolümüz altında. Yani baskıladık. Yani o virüs var. Yaşlılarımız da zamanı mı yayıyoruz biraz zamanı daha? Yayıyoruz. Sağlık evet. Sistemi çökmesin bir anda. Yavaş yavaş. Evet. Zamanı yayıyoruz dediğiniz çok doğru. Aslında böyle yani henüz elimizde çok etkili bir ilaç yok. Hani remdesivir bu Ebola ilacı için çok iyi yayınlar var. Biliyorsunuz İsviçre'nin de evet. Katıldığı bir büyük araştırma var. Çok ülkenin katıldığı, tüm İsviçre'nin katıldığı Solidarity ilaçları test ediyoruz. Bütün bu malaria ilacından tutun, sıtma ilacından, bu Ebola, AIDS ilacının hepsinin test edildiği büyük bir araştırma. Yani ilacımız yok, şeyimiz yok, aşımız yok. Ama aşıda gelişmeler var. Sorarlarsa onu da cevaplarım. Yani onları bekliyoruz. Bir aşının gelmesi zaten 1-1,5 yıl. Yani ne yapacağız? Bu sırayı herkese söyleyeyim. Sabırlı olacağız. Hepimiz için çok zor. Yaşlılarımız için de zor. Gençlerimiz, hele gençleri evde tutmak daha da zor. Fakat
gençleri de yakalıyor. Evet, ağırlık yaşlılarda oluyor. Biz de, ben de gözlemledik. Yani hiç risk faktörü olmayan gençlerimiz de oldu yoğun bakımda. Hani lütfen onda da dikkat çekmek istiyorum. Onlar hani bize bir şey olmaz biraz havasındalar. Herkes olabilir ama ağırlık tabii risk faktörlü ve yaşı daha ileri olan, 60-65 yaş üzeri olan insanlardı. Peki yine çok konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı direktörünün de zaman zaman basın toplantılarında bu soruluyor. Çocuklarla ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani çocuklarda risk var mıdır? Bu konuda ikiye ayrılmış görüş oluyor zaman zaman. Çocuklarda bir sıkıntı yok. Yok, 10 yaşından sonra var, 10 yaşın altında yok. Sizin görüşünüz çok nedir bu konuda? Yani şimdi aslında doğrusunu söylemek gerekirse Cemil Bey, yani kanıta dayalı çok iyi yayınlarımız yok. Yani o yüzden bu bütün konfuziteydi. Ama bildiğimiz şu, yani şu anda konuştuğumuz bütün şey gözlemler üzerine, biliyorsunuz. Yani şu an Ne kadar tanıyoruz ki bu virüsü? Ocak ayından beri yapılan yayınlar sayesinde. Gözlenen Çin'de bu çocuklar bu pandeminin yayıcısı değil. Hani diğer mesela influenza, domuz gribinde çocuklar ve yaşlılar yayıcısı pandemilerin veya epidemilerin. Yani çocuklar yaymıyor. Onu çocuktan çocuğa geçmiyor diye iddia ediyorlar bütün şeyleri. Fakat 10 yaş altındaki çocuklar hastalanmıyor. Hemen hemen hiç yok. Yani çok az, tek tük, ama onlarda da genetik nedenler ya da bağışıklık sistemiyle ilgili nedenleri öne sürüyorlar. 10 ile 19 yaş arası %2 ile 3 arası hastalanıyor. O yüzden bizim Sağlık Bakanlığı bunun hani çocukların da eğitim hakkı olduğunu, yani 8 haftadır eve kapadığımız çocukların da hani okula gitmelerinin gerektiğini, gerekli önlemler sağlanırsa uygun gördü. Çünkü sayılar çok düşük. Yani kabul edilebilir. Ama hasta edilen çocuk evde kalsın dedi. Hasta olduğu hissedilen çocuk evde kalsın diye de söyledi Sağlık Bakanlığı. Ve zaten çocukların çoğu geçirirlerse de çok hafif geçiriyor. Yani %80'den fazlası hemen hemen hani biraz burnu akıyor. Hafif öksürük, hani böyle büyüklerdeki gibi şikayet vermiyor. O yüzden Almanya'dan hani tartışmalarda bir Profesör Dorsten var. Onların hani Herr Koch'u, bizim Koch'umuz, onların Dorsten'i. Dorsten bir araştırma yapmış. Büyüklerle çocukları da hepsini birlikte ele alarak bu boğaz sürüntüsü, burun boğaz sürüntüsüne bakmış. Çocukların da aynı büyükler gibi taşıyıcı olduğunu bulmuş araştırmasında. Yani mikrobu, virüsü. O virüs de 1 milyon kadar olursa 1 mililitrede hani bulaşmak için yeterlidir diye yayın yapmış. Ve çocuklarda da bu sayıyı bulmuş. Ama buna çok kişi karşı çıktı. Yani virüsün o kadar olması onun bulaşkan olduğunu göstermez deniyor. Biraz bir muamma. Ben ebeveynlerin korkusunu anlıyorum. Ama sayılar o kadar düşük. Ben İsviçre sayılarına da baktım bugün. Hani sizinle konuşacağımı düşünerek. Hakikaten çok az. Yani korkmasınlar. Çocuklarına o hakkı versinler. Okula gitme hakkını. Zaten çocuğa da tembihlesinler. Çünkü sınıf içinde zaten öğretmenler dikkat edecek. Hani önemli olan o hani aralarda ne yaptıkları. Birbirlerine hani fazla sokulmama konusunda. Onu kontrol etmek biraz zor. Onları hani sağlayabilirsek çocukları bence de yollamalı. Yani ben katılıyorum bizim Sağlık Bakanlığı'na. Çok güzel. Şimdi korona nefes yoluyla havadan da bulaşıyor diye bir kanı var. Yaygın bir kanı. Bu sokakta da geçerli mi? Yani dar alanlarda, bazı kapalı alanlarda bu düşünülebilir belki, ama sizin de buradaki görüşleriniz tabii ki aydınlatıcı olacak. Havada asılı kalır diyen bir yayın oldu ama geri çektiler. Hatta 40 dakikadan fazla asılı kalabilir. Yani damlacık yoluyla dağıtıyoruz. 40 dakikadan fazla kalıyor filan. Panik oldu insanlar, yani o kadar asılı kalıyorsa o zaman girdiğimiz alanı hep kontrol etmemiz lazım. Ama 15 dakika filan kalabilir. O yüzden hani bir kişiyle 15 dakika aynı ortamda kalmayın diyor ya Sağlık Bakanlığı. Evet. Olduğunuz ortamları havalandırmaya dikkat etmekte yarar var. Ve mesela sıcak zamana gidiyoruz. Buralarda klima yok ama Türkiye'dekiler için önemli. Klimayı maksimal çalıştırma, yani hava sirkülasyonu sağlamanın çok faydalı olduğunu biliyoruz. Yani virüsün bulaşkanlığını azaltmak için. Ama açık havada siz yürüyüş yaparken orada olmaz. Yani kesinlikle olmaz. Kapalı alanda hani çok kişi, büro var ya, toplu bürolar.
böyle şeyde Singapur'dan bir araştırma var. Bir katta çalışıyorlarmış bu hani telefonla satış yapan yerinde. Bir tanesi hastaymış, o katta 16 kişi daha hastalanmış, ona yakın oturanlar. Çünkü onunla 15 dakikadan fazla aynı ortamda, o aksırıyor veya elini sürüyor, sürüntüsünü diğerleri alıyor. Yani uzun süre bir yerde kalıyorsanız havalandırma önem kazanıyor, kapalı yerde. Kapalı yerde kesinlikle, ama açık havada hiç korkmaya gerek yok. Ben de sorumun yanıtını almış oldum. Ormanı yürüyüşü gittiğimiz zaman benim önümde 20 yani 3-5 metre önümde yürüyen birisinde şayet varsayarsak bu kişide bulaş var. Yani onun nefesinden ben arkada yok. Yürürken öyle bir risk yok o zaman. Olasılık yani yok. Okey, rahatladık. Şimdi son bir soruya gelelim. Korona ile mücadelede İsviçre'deki son durum nedir? Tünelin sonunu yavaş yavaş görüyor muyuz? Aslında son soru dedim ama bir soru daha var aşı ile ilgili. Çok tartışılan, konuşulan bir konu. Onu da sonunda, özür dilerim. Konuşuruz. Onu da sonunda ekleyelim tekrardan. Şimdi İsviçre'deki son durumu tekrardan bir değerlendirelim. Yani yavaş yavaş, evet. Şu anda sayımız yani 100 binde 350 enfekte, değil mi? 1800 ölüm. 280 bin test yapılmış şimdiye kadar. Yani testlerin %12'si pozitif çıkmış şimdiye kadar. Yani bu dünya ortalaması zaten. %15 falan pozitif çıkıyor. Yani böyle stabil kalırsak, dedim ya bu reproduksiyonsal dedikleri, yani bulaşkanlık sayısı, biz bu işi aşıya kadar iyi götürürüz az kayıpla. Yani reproduksiyon sayısı eğer 2-3 kalsaydı çok ölüm olurdu. Yani korkunç bir tablo ile karşılaşabilirdik. Bunu hesaplamıştı birisi. Ben o sayıyı aklımda değil. Yani bu şey, şu anki sayımız eğer 1800 ise yani 10 binleri geçerdik her koşulda. Yani o yüzden iyi durumdayız. Kurallara uymamız şart. Toplum bu rehavete, şimdi bu gevşeme yöntemleri, rehavete kapılması kesinlikle iyi olmaz. Yani hatta daha da çok uymamız gerekir. Siz biraz önce söylemiştiniz yaşlılarımız için. Bu gençlerimiz için de, orta yaşlılarımız için de geçerli. Herkes kurallara çok iyi uyacak. Artık bir yeni yaşam tarzımız. Belki alışırız da buna. Yani ileride başka virüslerin gelmemesini umuyoruz ama bu kötü bir şey değil. Mesafeli biraz kendimize dikkat etmemiz, maske takmayı kimse istemiyor ama yani veya el hijyenine dikkat etmemiz, elimizi ağzımıza, yüzümüze, burnumuza sürmememiz. Tabii biz sıcakkanlı bir toplumuz. Biz sarılmayı, öpüşmeyi çok seviyoruz. Yani yani onu aldılar bizden. Bu virüs aldı. Yani o duygu hakikaten önemli. Ben onu fark ediyorum. Mesela ben de oğluma 2 ay oldu sarılamıyorum, zor geliyor bana. Ama umarım böyle kurallara uyarsak aşı gelince veya yani bu süreyi az kayıpla halledersek yine az çok normaliteye döneceğimizi düşünüyorum. Evet. İkimiz aynı anda aşı dedik. Aşı çok konuşulan bir şey. Diğer cevapların içinde de çok kez aşıya kadar dediniz. Şimdi aşıyla ilgili de asılsız iddialar da çok yaygın. Sosyal medyada sürekli paylaşılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Hatta şu aralar aslında gereksiz insanlara da burada prim yaptırmak istemiyorum ama insanlar da merakla da bekliyor. Sizin söyleyeceklerinizi de merak ediyor. Bana da gün içinde çok sorular geliyor. İsviçre'de zorunlu aşı geliyormuş, parlamentoya böyle bir öneri verilmiş diye böyle bir balon haberler de yayılıyor şu aralar. Vatandaşlar tabii haliyle de panik yapıyor. Böyle bir iddia doğru değil. Sizin de görüşleriniz nedir? Bu konuda siz de cevap verirsiniz. Bir nebze de olsa insanları rahatlatalım. Şimdi yeni bir virüsle normale yakın yaşayabilmemiz için tekrar veya eski normalimize dönebilmemiz için toplumun %60-70'inin enfekte olması gerekiyor. Yani hastalığı alacak, geçirecek, iyileşecek. Ya da aşılayacağız ve aynı cevabı o aşıyla alacağız. Aşı güvenilir olacak, aşı gereken antikoru üretecek. Böylelikle bu enfeksiyon zincirini kırabiliriz. Normale yakın yaşama şansımız olur. Yani bu bütün dünya için geçerli. O yüzden aşı konusu önemli bir konu. Bütün dünya çalışıyor. 80-100 kadar laboratuvar çalışıyor.
Bunların üçü insan deneyleri fazında. Aşı üretilirken altı aşamadan geçiyor. Yani aşının dizaynından tutun, işte gerekli izinlerin alınması, hayvan deneyleri, insan deneyleri, işte güvenilirlik deneyleri ve piyasaya sürülmesi. Şimdi Oxford'da bir aşı var. Onlar geçen yıl başlamışlar koronavirüsleriyle araştırmaya. O yüzden biraz öndeler dünyaya göre. Ama bu koronavirüste değil, başka biriyle. Fakat bunda da etkili olabileceğini düşünüyorlar. Onlar diyorlar Eylül sonu çıkarırız biz bunu piyasaya. İnsan deneylerine başladılar 6000 kişiye. Bir de Bern'de, bizim üniversitede, Bern Üniversitesi'nde Profesör Bachmann var. O da aynı aşıyla çalışıyor. Prensibi, zaten Oxford'da da bağlantısı var onun. Prensibi aynı, var olan hepatit B, HPV aşısı gibi. Bu koronanın taç kısımlarından bir parçayı in vitro, yani laboratuvar şartında geliştirip çakma bir virüse takıp insana vermiş. Veya yani insana değil de hayvan deneylerinde şimdi kullanmış ve yeterli antikor almış. Şimdi insan deneylerinde, hatta ben denek olmayı bile düşünüyorum o aşı şeyinde. Eğer ki antikor yeterince üretebilirsek aşılanma fazına geçeceğiz. Zaten insanlar bu kadar ölümcül bir hastalıkta, ben düşünüyorum ki ve en azından yakınlarını da korumak için, hani genç olsa bile toplumda normal hareket edebilmek için, bence çoğu kişi zaten gönüllü yaptırmak isteyecek. Bir zorunluluk, zorunluğa zaten gerek yok. Ve İsviçre gibi demokratik ülkelerde yani böyle şeyler olmaz. Yani zorunluluk, biliyorsunuz bu olağanüstü kararları aldılar diye bile ne kadar tepki aldı Bundesrat. Yani öyle illa herkesi damgalar gibi aşılamak olmaz. Bu istek var. Ben sizin bu soruyu sorabileceğiniz, çünkü bana başka insanlar da sormuştu bunu. Düşündüm, baktım hatta, yani yasa hani önergesi verenler oldu mu millet meclisinde? Biliyorsunuz ben de milletvekiliyim, kanton meclisi milletvekiliyim, nasyonel ratta değil. FDP'den bir iki olmuş söyleyen. Onlar da ekonomi çevresi. Hani ekonomi çok zarar gördü. Normale geçmemizin yolu bu insanların olması, hani geçirmişlerin çok olması, onları istedikleri gibi tekrar normalleştirme sürecinde döndürebilmek için aşıyı zorunlu yapalım gibi bir istekleri var, ama henüz öyle yasaya girmiş. Yani bunlar tek tük aradan çıkan sesler. Yani İsviçre gibi büyük ülkede geçmez öyle bir şey. Ama ben orada parantez açıyorum, ama ben çok insanın gönüllü yaptıracağını düşünenlerdenim. Çünkü insanlar illallah diyecek. Yani çünkü bu süreç uzun. Bir aşının ortaya çıkması, hani bunlar Ekim falan diyor ya bu iki arkadaş. Ya Ekim biraz zor görüyorum ben. Hani Ocak olursa süper, başımıza koyalım diyor diyenlerdenim. Ocağa kadar böyle devam edecek hayatımız maalesef. Yani ben bu kötü haberi vermek istemem de, yani görünen o. Yani sizin söylediklerinizden o zaman yaz tatilini de şimdilik erteleyelim mi? Böyle bir yanıt, aslında bunu da merakla bekleyenler var. Şimdi, ne kadar daha sürecek İsviçre'deki bu durum veya dünya genelindeki veya Türkiye'deki durum? Yani seyahat özgürlüğünü kısıtlayamazlar tabii. İnsanlar seyahat etmek istiyor. Seyahat etmek de olağanüstü şartlarda olacak. Türkiye zaten sezonu açıyor Haziran'da oteller. Yani oteller de ona göre daha az müşteriyle, daha az yatakla çalışacak. Uçaklar da o oranda. Sanırım fiyatlar ona göre olacaktır. Yani onu nasıl karşılayacaklar, henüz konuşan yok bu konuda. Yani insanlar mutlaka tatil yapacaktır. Yani ben zannetmiyorum hani onun tamamen engellenmesi veya öyle bir önlemin gelmesi. Fakat dikkatli seyahatler olacak. Yani maskeli seyahat, mesafeli oturma, yan yana zaten oturamayacaksınız. Hijyen kurallarına dikkat. Dediğimiz gibi, yani hijyen kurallarına uydunuz mu hasta olmanın koşulunuz yani sıfıra yakın. Ellerinizi yıkacaksınız. Elinizi kesinlikle, eller aşağıda. Yani herkese, çocuklara diye, eller aşağıda. Hiç yukarı ağız, burun, göz hizasına gelmeyecek. Yeterince güzel ellerimizi yıkadık mı, maskemizi de taktık mı tatilimize de gideriz. Ama denize girebilecek miyiz? Mesela burada Koch ağrı için girilebilir dedi, ama ben hiçbir yayın daha bulamadım o konuda. Hani yüzme acaba hakikaten safe mi, bunların konuşulması lazım. Yani gerçekten yüzme safe olacak mı? O konuda henüz bilgimiz yok.
Ama tatil yaparsınız. Mutlaka tatil yaparız dikkatli olarak. Tabii buradaki firmaların da işçilerinin yurt dışına çıkmasını pek sıcak da bakmadıkları gelen haberler arasında. Gidenlerin de gönüllü olarak dönüşlerinde 14 gün karantinaya, kendilerini karantinaya almaları yönünde de tavsiyeleri var. Bu önümüzdeki birkaç hafta içinde belki de daha da çok sesler biraz daha yükselecek bu konuyla ilgili de. Tabii bu konular ayrı ayrı haber konuları. Artık o ekonomi ve tatil konularını farklı programlarda tekrar işleriz. Sizi de artık akşamın bu konularla ilgili söylemek istediğiniz, Bir eklemek şey daha. istediğiniz varsa buyurun. Bir şey, Bundesamt für Gesundheit'in yani BAG'nin flyerlerini, videolarını Türkçeleştirme konusunda bizim de desteğimiz oldu. Lütfen vatandaşlarımız onları da baksınlar. Güncelleniyor onlar. Hani Türkçe de okumak isteyenler olursa. Soruları olursa kalp damar ben varım. Ben de Berlin Üniversitesi'nde mailimi bulurlar. Her zaman oradan da yazabilirler. Cevaplarım. Bazen hemen anında olmayabilir. Çalışma şartlarıma bakar. Ama dediğim gibi onlara destek oluruz. Yardım edebilirsek çok önemli. Yani ben bu korona döneminde hani evet özgürlüğümüz kısıtlandı ama çok insanlığın daha çok iyi yönde geçtiğini gözlemledim. Hani belki daha güzel şeyler yaşarız korona sonrası. Hani iyi bir hatıra kalsın. İnşallah kimsenin kaybı olmasın, kimse hastalanmasın. Herkese iyi bir Ramazan dilerim. Ve sonunda da tatil yapabilirsiniz umarım. Nazan Hanım, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman kırmıyorsunuz bizi. Ne zaman olsa hem gazete için hem televizyon hem yayın için vatandaşların herhangi bir sorusu olsa her zaman hazır oluyorsunuz. Telefonlarımızı hızlıca dönüş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu akşam da yayına katıldınız. Vatandaşlarımızı bilgilendirdiniz çok önemli konularda. Evet, Ben kıymetli çok teşekkür ederim. takipçilerimiz, sağ olun. Kıymetli takipçilerimiz, yayınımızı kapatıyoruz. Bu arada rejide Mehmet Çelik kardeşim de emek veriyor. Ona da buradan teşekkür edelim. Ve yarın Perşembe günü saat akşam 19'da 7'de Sayın Büyükelçimiz İlhan Saygılı Bey'le de gündeme dair konuları konuşacağız. Türkiye'nin ve buradaki son durumlarla ilgili yine Türk Hava Yolları ve vesaire birçok önemli konular var. Bu konularda Sayın Büyükelçimizle konuşup birinci ağızdan sizlerin merak ettiği konuları da aydınlatmaya çalışacağız inşallah. Evet, hepinize hayırlı Ramazanlar tekrardan hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim Teşekkür Nazan ederim. Hanım. İyi İyi akşamlar. günler, iyi akşamlar Cemil Bey.